Şimdi eski defterleri getireceğiz ekrana. Bugün bize ayrılan süreyi noktalayacağız. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Tekrar iyi bayramlar. Hoşça kalın. Keçi otlatan çoban olarak tanıştığınız bir insanın, dünyanın en büyük üniversitelerinde araştırmalar yapan bir fizik profesörüne dönüştüğünü duysanız şaşırırsınız. Şimdi size böylesine şaşırtıcı bir hikayeye sahip insanın, Hüseyin Yılmaz'ın hikayesini anlatacağız. 1936 yılının ilkbaharıydı. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görev yapan öğretmenler piknikteydi. Yakınlarına gelen keçi sürüsü ve çobanını gördüler. Küçük çocuğu yanlarına çağırdılar. Adının Hüseyin, yaşının 12, anne babasının ölmüş olduğunu öğrendikleri çocuğun konuşması ve zekası dikkatlerini çekti. Yanlarında getirdikleri gazeteyi uzattılar. Utandığı her halinden belli olan çocuk, "Ben okula gitmedim. Babam göndermedi," dedi. Üzüldüler. "Sen çok akıllı bir çocuksun. Muhakkak okula gitmelisin," diyen öğretmenler cesaret verdi. O cesaretle halasına gitti Hüseyin. Para istedi, "Okula gideceğim," dedi. Halasının parası yoktu. Fakat keçilerden birini uzattı. "Al bunu sat. Helali hoş olsun yavrum," dedi. Hüseyin keçiyi köy pazarında sattı. Denizli'de valinin yanına gitmeyi kafaya koydu. Ona "beni okut" diyecekti. Köylünün mahsulünü toplayan kamyonla merkeze gidecekti. Kamyonun sahibi yörenin tüccarlarından Ali Rıza Kaşıkçı'ydı. Küçük çocuk Kaşıkçı'nın da dikkatini çekince fizik profesörü Hüseyin Yılmaz'ın hayatındaki önemli virajlardan biri dönülüyordu artık. "Ali Rıza Bey, oğlum olur musun?" diye sordu. Çoban Hüseyin, "okula gönderirsen olur," dedi. Anlaştılar. O saatten sonra Ali Rıza Kaşıkçı küçük Hüseyin'i ailesinin bir ferdi olarak gördü. Tüm eğitim masraflarını üstlendi. İlkokulu Denizli'de bitiren Hüseyin, parasız yatılı sınavında birinci oldu. İzmir Buca'da ortaokulu okudu. Ardından Ege bölgesinin o dönem en prestijli okullarından olan Denizli Lisesi'ne gitti. Lisede matematiğin hayatının anlamı olduğunu keşfetti. Katıldığı bir bilgi yarışmasında başarılı olan Hüseyin'e fizik kitabı hediye edildi. O gece yatakhanede tüm kitabı inceleyen Hüseyin, sabah ilk işi olarak fen bilgisi öğretmeninin yanına gitti. "Öğretmenim, galiba şurada bir eksiklik var," dedi. Öğretmeni şaşkındı. Hüseyin'in "eksik var" dediği en ünlü fizik teorilerinden biriydi. Öğretmeni meselenin kendisini aştığını gördü. Durumu İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocası fizik profesörü Nusret Kürkçüoğlu'na mektupla anlattı. Kürkçüoğlu, "Bu çocukta iş var. Sakın onunla irtibatını kopartma. Liseden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gelsin," cevabını iletti. O dönem her üniversite kendi sınavını yapıyordu. Hem İstanbul Teknik Üniversitesi hem de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin sınavına girdi. İkisini de kazandı. Fakat mühendisliği seçti. Üniversitede fizik alanında yoğunlaşan Hüseyin Yılmaz, dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein'ın gravitasyon teorisinde eksiklikler buldu. Üstüne bir de o teoriye eklenmesi gerekenleri formülize etti. İTÜ'deki hocaları riske girmedi. Yılmaz'ın tezi Amerikan MIT'deki Profesör Philip Morse'a gönderildi. İnceleme sonrası Morse'dan gelen cevap hepsini sevinçten havalara uçurdu. 5 yıl önce başka bir grup bu eksikliği buldu ama onlar gruptu ve çok geniş imkanları vardı. Bu işi tek başına yapan biri değerlidir. Masraflarını karşılarız. Onu MIT'ye davet ediyoruz," diyordu Philip Morse. Çoban Hüseyin üniversite talebesi olmuş ve ona şimdi de ABD yolu görünmüştü. Profesör Morse'la buluştuğunda tek derdi yabancı dildi. Ama bilim diller üstü bir kavramdı. Uzun süre derslikteki tahtaya tez, antitez ve formüller yazarak anlaştılar. Doktora tez konusunu da bu yolla almıştı Hüseyin Yılmaz. 3 ayda da bitirdi. Fakat bu olacak iş değildi. MIT'de doktora tezlerini bitirme süresi 9 yıla kadar uzatılabiliyordu. Söylentiye göre hocası akademik dengeleri gözetti ve Hüseyin Yılmaz'ın tezini 2 yıl sonra kabul etti. 1958 yılında kütle çekim üzerine teorisini yayınladı. Einstein'ın gravitasyon teorisinin eksikliklerini ve teoriye eklenmesi gereken formülleri ifade eden çalışma akademik çevrelerde epey ses getirdi. Destek verenler olduğu gibi karşı çıkanlar da vardı. Ancak Türk dünyası için gurur verici şey olan Yılmaz kütle çekim kuramı işte o sıralarda literatüre girdi. Maddi imkanları yüksek bir teklif aldı ve yine ABD'de özel bir şirkette işe başladı.
şirketi, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA için çalışıyordu. Astronotların hayatını kolaylaştırmak adına uzay gemilerindeki bilgisayarlarda çalışacak sesli komut teknolojisi geliştirilecekti. Amerikan gazeteleri artık ondan bahsediyordu. Çünkü projede Profesör Hüseyin Yılmaz da yer aldı. Bu yüzden şu an akıllı telefonların hepsinde kullanılan sesli komut teknolojisinde onun da emeği olduğu kabul edildi. Mart 1967'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından 4 kişi yılın insanı seçildi. İkisi Türktü. Bilim ve kültüre hizmetinden dolayı Profesör Yılmaz, öğretmen Mahmut Makal'la beraber bu onura layık görüldü. 1965 yılında Karen isminde bir kadınla evlendi. 3 çocukları oldu. 27 Ocak 2013 tarihinde de ABD'de vefat etti Profesör Hüseyin Yılmaz. Anadolu'da çobanlıkla başlayan bir hayat NASA için çalışmayla devam etmiş ve ABD'de son bulmuştu. Hüseyin Yılmaz kimilerine göre baş döndürücü bir hayat hikayesi, kimilerine göre bu toprakların kaybettiği beyindi.